Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size binamızda temel yalıtımın nasıl yapılacağını, nasıl yapılacağını anlatacağım. İlk olarak nereden başladığımızı gösteriyorum. Öncelikle bina etrafımızın, yani apartmanımızın ve perde duvarımızın temiz olması gerekiyor. Öncelikle etraf temizliği, apartmanımızın temizliğini yapıyoruz. Kırılması gereken yerleri kırmamız gerekiyor. Tamir edilmesi gereken yerleri tamir edeceğiz. Mesela perdemizde segregasyona uğrayan yerler var, tamir gerektiren yerler var. Onları tamir sıvamızla öncelikle düzelteceğiz. Sonra perdemizi güzel bir şekilde izolasyona hazır hale getireceğiz. Tabii ki önce temizliğimizi yapacağız. Kırılması gereken yerleri öncelikle kıracağız ve izolasyona hazır hale getirmemiz gerekiyor. Örnek olarak apartmanımızda mesela beton birikimi olmuş, kurumuş ve şu an kırılması gerekiyor. Ustamız apartmanında bu biriken betonu kırarak apartmanımızı düz ve hazır hale getirmesi gerekiyor. Arkadaşlar, örnek olarak şu an perdemizin segregasyona uğrayan yerlerini gösteriyorum. Ve burada gördüğünüz gibi segregasyona uğrayan yerlerini ve buranın tamir harcıyla, ustamız malasıyla önce olarak burayı düzeltmesi gerekiyor ve sıvaması gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi size paha olayını göstereceğim. Şimdi temel betonumuz ile perde betonumuzun birleşme kesiti 90 derece olduğu için ve buradan su sızma ihtimali fazla yüksek olduğu için biz buraya bir ovallik verdik. Yani şu an görüldüğü gibi ustamızın yaptığı gibi bir ovallik vererek perde betonumuz ile apartman, yani temel betonumuzu bir çalıştıracağız. Bu şekilde pah yaparak bunun üzerine sonradan astar ve izolasyon malzememizi sürerek ve buradan artık bu birleşim yerinden su sızma ihtimalini ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunu yapmamız gerekenimiz buradaki delikleri kapatmasıdır. Ve bu şekilde hazırdır malzemeyi kullanmak için. Arkadaşlar, daha sonraki işlemimiz perde betonumuza astar sürmek kalıyor. Astarı da izolasyon malzememizi sürmeden önce sürüyoruz ki perde betonla izolasyon maddemiz arasında bir aderans sağlansın diye öncelikle bir kat astar çekiyoruz perde betonumuza. Evet arkadaşlar, bu astarı ve izolasyon sürme mebremini sürerken fırçamızı dik bir şekilde perde betonumuza sürüyoruz. Evet arkadaşlar, artık izolasyon membranının son kısmında, evet gördüğünüz gibi perde duvarımıza izolasyon membranımızı iki kat sürerek son işlem haline de getirmiş oluyoruz. İzolasyon hazır hale getirdikten sonra bu izolasyonumuzun üzerine XPS'imizi ve
tuğlamızı ördükten sonra artık bizim bodrum izolasyonumuz bitmiş oluyor. Ve şu an görmüş olduğunuz perde duvarımızda 2 kat izolasyon membranı sürdük ve bunun altında 1 kat da astarımız olduğu için yani toplam perde duvarımıza 3 kat bir sürüm yapmış olduk. Mesela perde duvarımız ve apartmanımızın izolasyon membranını sürdükten sonra gördüğünüz gibi az önce yaptığımız pah işleminde pah işlemini gerçekleştirmiştik ve oralarda izolasyon membranımızı sürerekten oradaki zayıflığı ortadan kaldırmış olduk. Ve göründüğü gibi 2 kat da sürdükten sonra dediğimiz gibi fırçayı dikine vuruyoruz. Yani dikine gerçekleştiriyoruz ve izolasyon kısmını böylelikle halletmiş olduk. XPS ve tuğlayı ördükten sonra, dolgumuzu da yaptıktan sonra bizim bodrum izolasyonumuz tamamlanmış olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.